Bizim köyü, bu köye yazın geldikleri zaman Sorgun'daki bütün esnafların yüzü gülüyor. Herkes inşaatlar yaptırıyor, çift banyolar yaptırıyor. Avrupa'dan öğrendikleri modelleri evlerine desen desen yaptırıyorlar. Bundan da esnaflarımız faydalanıyor. Çok güzel. Çok da başlangıç yapmak isteyen arkadaşlarımız var. Kavin abi. 2B yasamızı eksik yapmışlardı giden dönemde. Şimdi müracaat ettik. 2B yasasından ev olmayan vatandaşlarımıza, isteklilerimize de devletin teklif ettiği birim kadarıyla parsel satın almak istiyor. Evet. Maliyeye de bir katkımız bulunsun diyor. Evet. Peki gurbetçiler, yurt dışında olanlar genellikle hangi ülkede çoğunluk? Avusturya mı, Hollanda mı, Almanya mı? Hangi ülkede daha çok gurbetçiniz var? En çok gurbetçimiz birinci sırada Almanya, ona yakın ikinci sırada Fransa'da, Hollanda, İsviçre, İsveç, bu yurt dışı ülkelerinden Avusturya'da var. Efendim, bundan hariçte yani değişik ülkelerde de az sayıda var. Bu Fransa, Almanya, İsviçre, İsveç, Hollanda, Danimarka, buralarda var. Evet. Peki bu gurbetçilerimiz yazın geliyorlar köye. Evet. Herkesin evi var tabii var, ki. Var, evet. Peki bu gurbetçilerimiz en çok nereyi görmek ister köyde? Evlerini görmek isterler, değil mi? Evlerini görmek isterler. Komşularını köy konağında her cuma yemek verilir. Gurbetçiler geldiklerinde analarının, babalarının ruhu için, geçmişleri için yemek verirler. Köylünün tamamı, yani yek gücü, çoluk, çocuk, dede, ebe, baba, abi ne varsa hepsini buyurun ederler. Onu da cami apolyesinden anons yaparız. Zaruri işi olmayanın tümü toplanır, o yemeği yer, bir duasını alır, duasını eder, dağılır. Evet. Peki buranın ismi Karabalı. Evet. Tabelada da yanlış yazmışlar. Kara Abalı yazmışlar. Ha, Kara Abalı, onu anlatayım. Ne? Bizim köyümüzün ilk kuruluşu koyun sürüsüyle dördev gelmiş. Bundan 200 sene önce. O koyun sürüsünün içinde de kara koyun, kara geçiler olurdu. Eski kara geçiler. Hı. Onun gılını kırmışlar, yıkamışlar. Efendim, kirmende eğirmişler, ip yapmışlar, ıslarda dokunmuşlar. Yağmurdan korunmak için koyunları güden çobanların sırtına aba yapmışlar. Hmm. O yüzden kara abalı kalmış. Hani evet. Siyah keçiden siyah aba olur. Hmm. Kara koyundan kara aba olur. Evet. Bu yüzden kara abalıyı Karabalı olarak sonradan yazdılar ilkokul tamam. Falan buraya yapılınca. Evet, Karabalı. Yani aslı oradan geliyor. Muhtarım, hem sohbetimizi yapalım hem kahveni iç. Evet. Rahat olalım. Bizim zaten bu çekimlerimizde tamam. En doğal olmamız doğal haliyle çekim yapmamız. Evet, tabii. Biz zaten çekimlerde biraz. Kesinlikle herhangi bir yerini kesmiyoruz. Evet. Yani doğal olarak köylü nasılsa, konuşması nasılsa, nasıl davranıyorsa o şekilde ekranımıza evet. Yansıtıyoruz. Bizim zaten sevilen yanımız bu. Sevilen yanımız. Doğal olması. Doğal olması, evet. Evet. Bekliyorumuş hocam. Hadi bekliyorum. Bir dakika, kestiniz de. Önemli değil. Kim önemli bekliyor? Önemli değil. Ecik dur. Siz bir durun. Tamam, siz devam edin. Evet. Acelemin. Annem de arabaşıyı nasıl yaptığını anlatabilir miyim? Tabii ki. Arabaşımız nerede? Burada mı? Arabaşımız o yere, köy konağımızda. Köy konağında mı? Köy konağında mı anlatacağım? Burada mı anlatacağım? Orada anlatacağım. Orada. Orada anlatacağız. Orada toplumun içinde anlattıralım. Orada da olur. Evet. Ayrıca köyümüz cevizi çok seviyor. Ceviz de bu köyde çok meşhur oluyor. Öyle mi? Buranın cevizi evet. Mi meşhur? Buranın, bu köyün cevizi meşhur ve bu köyden çevre köylerden gelen arkadaşlarıma inan ki ben parasız çok fide verdim. Hı. Şimdi onlar da yetiştirmişler. Allah razı olsun senden, senin yüzünden kapıda ceviz sahibi olduk diyorlar. Doğru. Yani her evin cevizi var. Evet, doğru söylüyorsun. Buradaki hocam. Cevizler bir Sorgun'da kalmıyor. İstanbul'da çoluğu çocuğu olanlara, Ankara'da yani yurdun her tarafına gidiyor. Evet. Ücret karşılığı alıyorlar, götürüyorlar, çoluğuna çocuğuna hediye olarak yani ülkenin her tarafına, Almanya, Fransa'ya bile gidiyor yani. Evet.
Hediye olarak. Ne yapalım, nereye geçelim şimdi? Ben yaptım. Elif Yılmaz. Un helvası, yağ, ceviz, şekeri, unu kavurup yaptık. Bu revani Ayşe yaptı. Ayşe Aslan revani. Bu keki Rahma abla yaptı. Bunu Gülseren'den yine benim hazırladık. Köyümüzün pestili cevizinin. Bu gül satışı getirdi, Sultan getirdi. Taze yoğurt, taze peynir. Bu turşu Gülseren getirdi, turşu. Bu yaprak sarması Gülseren getirdi. Bunu Ayşe pişirdi, Ayşe'nin. Bu elma yine köyümüzün elması, yer elması, elma. Bunu Fadime teyze getirdi. Bunu Naciye getirdi. Bunu Safiye getirdi. Kuru çörek, köyümüzün kuru çöreği. Bu gözleme yine Sultan getirdi, Arife'nin. Bu da çoban bazlaması, bazlama eskilerin. Bu da yağlı çörek, Zahire yenge yaptı. Bu da ceviz, Zahire yenge Ayşe getirdi. Köyümüzün cevizi. Hepsi köyümüzün ürünleri. Dedim, Naciye'nin börek dedim. yağlı çörek. Yağlı çörek. Kimin ne yaptığını hemen gör. Arabaşının nasıl olduğunu göstererek. Gel. Tamam. Gel. Bir de arabaşını göstereyim. O da yine aynı köyümüzün elma, ayva bunları hazırladık. Arabaşı çorbası ikram edeceğiz. Bu da arabaşı çorbasının hamuru. Hamuru kim yaptı? Gülseren yaptı onu da. Nasıl yaptı? Bir anlatsın. Şunu bir tutar mısın? Ben tutayım. Arabaşının suyunu kaynatıyoruz. Suyunu kaynattıktan sonra da ununu ona yeterli çalıyorum, çırpıyorum. Ondan sonra kaynıyor, bir 10 dakika, 15 dakika kaynatıyoruz, pişiriyoruz. Muhallebi gibi. Muhallebi gibi. Ondan sonra döküyoruz. Suyunu da yapıyoruz tavukla, çorbasını. Unla, kızarmış unla, tavukla. Çorbası nerede? Ya, çorbasını göstereceğim. Şunu tut. Bu da arabaşın çorbası. Tavuk etiyle tavuk suyundan yapılmış. Un, kavrulmuş un çalıyoruz. Bu arabaş çorbamız bize. Çorbayı nasıl yaptınız? Çorbayı tavuk suyu, köy tavuğu kaynattık. Onun suyuyla yağını, tereyağı, un, salça karıştırıp tavuk suyunda üzerine koyduk etiyle. Çorba oldu. Bu arabaşı çorbası. Karabalı'ya özgü yani. Sepete mi koysunuz? Servis yapacak mısınız? Kahve var. Servis yapacak mısınız? Hamurumuzu kesiyoruz. Suyun içine bırakacağız. Herkes yiyecek. Çorbamız sıcak olacak. Hamuru içine koyacağız, yiyeceğiz. Sizinle beraber. Teşekkür ederiz köyümüze geldiğiniz için, görüştüğümüz için. Bütün izleyenlerimize buradan bol bol selamlar. Biz servis yapalım. Bir dakika. Elimi şey yapayım mı? Yani şey yapayım. Evet amca, sen ben Karabalı köyünde doğdum, büyüdüm. Ben Abdullah Yılmaz. 1951 doğumluyum. Evet. Bütün şeylerim hemen hemen 12 yaşından sonra Ankara'da geçti. Ankara özel sektörde çalıştım. Emekli oldum. Geri tekrar 2010'da köyüme döndüm. Köyüme bir ev yaptım. Bundan önce de 4 yılda köyde ağzalık yaptım. Birinci ağzalık. Evet. Köyümüz hakkında soracakların olursa bilgi veririm.
Evet, şu anda karabalık